Yaptığı her işi İslam hukukuna göre yapan Osmanlı, harem ağalarını da İslam'a uygun olarak mı çalıştırdı? Harem ağalarının İslam'daki yeri nedir? Osmanlı'ya kusur bulanların ileri sürdükleri belli başlı iddialardan biri de budur. Osmanlı kimseyi hadım etmez. Osmanlı'da böyle bir tatbikat asla yoktur. Sudan'ın güneyinde affedersiniz. Grip kapıda atlatamadım. Sudan'ın güneyinde bir tarikat, hem de bunlar Müslümandırlar. Bu işi takva diye yaparlar. Bu aynen İslami'dir, değildir, münakaşa edilebilir. Aynen Katolik papazların evlenmeyip kalbimi kadın sevgisine tahsis etmeyeceğim, muhabbetullah'a tahsis edeceğim demesini, rahibelerin de evlenmeyip ahirette Hazreti İsa'ya zevce olacağım iddiasıyla hayatın dinamizminin ve kanununun dışına çıkmalarına benzer. Onlar da takva addediyorlar. Hatta garip bir şey size söyleyeyim. Abdülhamit zamanında aradım, kitabı bulamadım. 40 hadisi şeriften ibaret bir broşür yayınlanmıştır. Harem ağalarının fazileti diye bir harem ağası bunu bastırmıştır. Matbu kitaptır. Yani şehvete galip gelmek için, şehvete aşırı inhimaki düşkünlüğü olan adamlar bu surette kendilerine hadım ederlerse günahtan korunmuş olurlar. Belki istisnai olarak. Şimdi unuttum, ben o kitabı vaktiyle karıştırdım ama nasıl bir ifade kullandığını unuttum. Fakat bir harem ağasının bastırması ile böyle bir kitap, ama eski alimlerden, yani yanılmıyorsam Suyuti'nin cem ettiği bir broşür var. Bunlar erkek çocuklarını hadım ediyorlar ki saraylarda çalışsınlar, zengin ailelere hizmet etsinler, müreffeh yaşasınlar diye. Osmanlı bunları iki yerde kullanmış. Kimseye de aferin, iyi yapıyorsun dememiş. Bulunca kullanmış. Harem dahilinde ağır işler, mesela karavana geliyor, harem ağası taşıyor. O filmde görüldüğü gibi de öyle kadınlarla yüz göz oldukları yoktur. Yalandır bu. Kaç kapı arkasındadır o kadınlar. Getirir bırakır, kapıya vurur, çekilir. Ondan sonra kadınlar çıkarlar, yemeği taksim ederler vesaire. Ağır işler için kullanmış. Bir de Mekke Medine hareminde bunları kullanmış. Sıkışık olan insanlarda kadın erkek münasebetinde mahremiyeti muhafaza için harem ağalarını kullanmış Osmanlı. Eğer Osmanlı hadım etme işini kendi yapsaydı kınanabilirdi. Bu yapılıyor zaten. Ona engel olmakta şansı yok. Bulduğuna adamı, zaten hadım edilmiş olan adamı uygun bir işte kullanıyor. Onlar çok memnundurlar. Çünkü sarayda yaşıyorlar. Refah içinde yaşıyorlar. İtibarlı yaşıyorlar. Onlar şikayetçi değildir bu işte. Bir çocuğun sünnet olması kabilinden bir ameliyatla şehveti izale edildiğinden hayatını en üst seviyede yaşıyor. Paşa konaklarında hizmet ediyor. Saraylarda hizmet ediyor. Ve bu Osmanlılarla da başlamış değildir. Emevilerde de var, Abbasilerde de var. Tarih boyunca var ola gelmiş. Bununla Osmanlı'yı itham etmek zoraki bir surette Osmanlı aleyhine
irad-ı kelam etmekten başka bir şey değildir. Evet, başka bir ustaz.